Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir poğaça tarifi vermek istiyorum. Halka poğaça, böyle simit tadında, poğaça tadında nefis bir lezzet ve yapımı çok 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 pratik. Şimdi dilerseniz hamurumuzu yapmakla başlayalım. Bunun için gerekli malzemeler: yarım litre ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı toz şeker, 2 adet yumurta sarısını ve beyazını ayırıyoruz. Beyazını hamura içine kullanacağız. Ve 1 adet yaş maya veya 2 paket kuru maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz ve yaklaşık 1 kilo kadar un kullanacağız. Şimdi yarım litre ılık sütümü yoğurma kabıma alıyorum. Toz şekerimi ilave ediyorum. Ve mayamı elimle ufalıyorum içerisine. Şöyle bir karıştırıyorum mayam erimesi için. Mayam eridi içerisinde. Şimdi sıvı yağımı ekliyorum. 2 adet yumurta beyazı ve 1 tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Son olarak unumu ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde etmemiz lazım. Hamurum yoğruldu. Ben tam net bu verdiğim ölçülerle 1 kilo un kullandım. Ele yapışmıyor ama çok yumuşak bir hamur elde ettik. Hatta hafif ele yapışan kıvamda yaparsanız daha da yumuşak, pofidik olur poğaçalarınız. Kesinlikle sert hamur yapmayın yani. Hamurumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet esnek bir hamur. Aslında ele pek yapışmıyor. Çok hafif yapışıyor. Şimdi üzerini örtüp mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Masamı umuyorum. Ve hamurumu alıyorum. Tekrar biraz umuyorum. Hamurumu bu şekilde büyük bir beze haline getirdim. Üzerini temiz bir bezle örtüyorum ve bir 5-10 dakika bu şekilde bekletiyorum. Hamurum 10 dakikadır dinlendi. Gördüğünüz gibi tekrar kabardı. Şimdi tekrar çok az unluyorum. Çok fazla değil. Ve merdaneyle yaklaşık 3 santim kalınlığında açacağım. Kesinlikle çok ince bir hamur olmaması gerekiyor. Hamurumuz çok güzel olmuş, pufidik pufidik. Bu şekilde olması yeterli. Dediğim gibi kesinlikle ince bir hamur yapmayın. Ve şimdi ben kalıplarla keseceğim. Bu şekilde kalıplarım var. Ama siz tabii ki bir bardak ve şişe kapağıyla da yapabilirsiniz. Hamurumu kesiyorum kalıbımla. Ve ortalarını da kesiyorum. Kalan etrafındaki hamuru topluyorum. Tekrar yoğurup bir 5 dakika bekletip aynı şekilde açıp keseceğim. Kestim küçük yuvarlakları da aynı şekilde.
Tekrar bir beze yaptım. Bir 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Üzerini de örtüyorum. O yüzden açarken fazla unlamamaya dikkat edin. Şimdi yağlı kayıp serdiğim tepsime aktarıyorum poğaçalarımı. Ve şimdi bu şekilde de tekrar bir tepsi mayası yaptırıyorum. En az 15 dakika ile yarım saat arası. Ve kalan hamurlarımı da aynı şekilde değerlendireceğim. Birinci tepsim mayalandı. Yaklaşık 15-20 dakikadır. Gördüğünüz gibi gayet güzel kabarmış tekrar. Şimdi ilk başta ayırdığım 2 adet yumurta sarım vardı. Ona 1-2 yemek kaşığı kadar süt ilave ediyorum. Çok fazla değil. Maksat yumurta sarılarını biraz sulandırmak. Karıştırıyorum. Fırınımı da 180 dereceye açtım. Isınıyor şu an. Kabarmış olan poğaçalarımın üzerine yumurta sarımı sürüyorum. Üzerine beyaz susam ekleyeceğim ama siz dilediğinizi ekleyebilirsiniz. Çörek otu, haşhaş da olur. Şimdi 180 derece ısıtılmış fırına veriyorum ve güzelce altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Poğaçalarım tam 15 dakikadır fırındaydı. Gayet güzel kızarmışlar. Şimdi çıkartıp diğer tepsilerimi pişiriyorum. Fırından yeni çıkan poğaçalarımızın üzerine elimle çok hafif birkaç damla su serpiyorum. Çok değil ama. Ve hemen temiz bir bez örtüyorum. Bu şekilde soğumaya alıyorum. Böylelikle yumuşacık olacaklar. Evet, poğaçalarım pişti. Gördüğünüz gibi bence harika oldular. Ve inanılmaz yumuşak. Umarım anlarsınız. Birini size bölüp göstermek istiyorum. İçerisi tel tel. Yumuşaklığı sünger gibi. Pofidik pofidik oldular. Ve yapılışı da aşırı kolay gördüğünüz gibi. Bence mutlaka bu tarifi denemelisiniz. İsterseniz hatta ortadan ikiye kesip sandviç ekmeği olarak da kullanabilirsiniz. Harika oluyor o şekilde de. Ve soğuduktan sonra poşetleyip derin dondurucuya dağıtabilirsiniz. Çıkartınca kesinlikle aynı gün yapmış gibi yumuşacık olur. Evet, umarım bu tarifimi de beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyenlere afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.